1.2344 sıcak iç takım çeliği. Bu çeliklerin kullanımı dünya savaşları zamanı dayanmaktadır. Krom, molibden ve vanadyum içerikli çelikler savunma endüstrisi için geliştirilmişlerdir. Şimdi 1.2344'ü kardeşi olan 1.2343 ile birlikte kıyaslamalı olarak inceleyelim. İki çeliğin kompozisyonları birbirine çok yakın olsa da bazen kullanım alanlarındaki tercihleri birbirinden çok ayrı olabilir. İki çelik aynı oranda karbon, silis, krom, molibden içermektedir. Dürrenberg-Edelstein'in kodlarından da anlaşılacağı üzere bu iki kompozisyonun arasındaki fark vanadyum oranlarıdır. %0.6 vanadyum farkı uygulama alanlarında ayrışmaya sebep olmaktadır. 1.2344 ısıl dayanım ve aşınma dayanımı istenen metal enjeksiyon ve ekstrüzyon kalıplarında ve plastik kalıplarında kullanılırken 1.2343 ise yüksek darbe dayanımı ve elastiğe ihtiyaç duyulan büyük metal enjeksiyon ve ekstrüzyon kalıplarında, sıcak dövme kalıplarında, plastik enjeksiyon kovan ve millerinde, hattane bıçaklarında ve pens yapımında kullanılır. Sıcak iş takım çeliklerinin başında istenen özellikler ısıl yorulma ve menevişlenme direncidir. 1.2343 yüksek ısı iletkenliğe sahip olduğu için ısıl yorulma direnci de bir o kadar iyidir. Yüksek ısıl etkenliğe sahip CP2M gibi yeni nesil takım çeliklerini kullanmak kalıp ömürlerini uzatır. Diğer yandan CP2M çevrim süresini düşürerek imalat hızınızı arttıracaktır. Böylece seri üretimde maliyetleriniz düşecektir. Diğer çelik ve bakır alaşımları videolarımızı izlemek için Sağlam Metal'i takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bir meteorolojide görüşmek dileğiyle.